İşte analarımız vatanımızı temsil ediyor. Vatan nöbetindeler. Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler. Eğitim İş Genel Merkezi'nin ihraç hamlesiyle karşılaştılar. Ee, katledilen meslektaşlarımız Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimize sahip çıkmak adına oradaydık. Hepimizin Sendikası grubu olarak 21 Eylül 2019 günü Diyarbakır'da ABD'nin Karagücü PKK'ya isyan eden anaları ziyaret ettik. Onlara destek verdik. Bu nedenle üyesi bulunduğumuz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalardan ihraç edildik. Bugün Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ihraç edildi. Kararlı duruşla ihraç kararının Yüksek Mahkeme'den dönmesini sağladılar. Türkiye emekçileri eğitim bilim iş görenleri kazanacak. Danıştay Eğitim İş Yönetimi'nin Hepimizin Sendikası grubu üyesi 7 öğretmen hakkında aldığı ihraç kararını bozdu. Hepimizin Sendikası grubu 10 Kasım günü gelen karara ilişkin bir açıklama yayımladı. Yaşadığımız Ergenekon, Balyoz, Hastal sürecini hatırlatıyor. 10 Kasım 2020 günü Türk yargısı ihraç kararını bozmuştur. Eğitim iş içindeki Türkiye karşıtı eğilim yasal olarak mahkum olmuştur. Açılan dava eğitim işe ve onun temsil ettiği mücadele anlayışına karşı değil, eğitim işte ivme kazanan ve ihraç kararlarının verilmesinde belirleyici olan sınıf mücadelesini neoliberal siyasi programlarla birleştirmek isteyen anlayışa karşıdır. Mahkeme kararıyla kazanan eğitim iş ve onun kuruluş çizgisidir. 10 Kasım günü yaz günü değil, mücadele günü olduğu için bu anlamlı kararla ortaya çıkmıştır. Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik eninde sonunda yargıdan dönecek. Grup Danıştay'ın kararını Diyarbakır annelerine ve şehit öğretmenlere armağan etti. Eğitim işin kuruluş ilkeleri etrafında geniş emekçi kitleleriyle buluşması için çaba sarf edeceğiz. Yargının altın değerindeki bu kararını vatan, emek, cumhuriyet mücadelemize, Diyarbakır'da PKK'ya isyan eden analara, PKK'nın katlettiği Aybüke Yalçın ve Necmettin öğretmenlerimize ve milletimize armağan ediyoruz. Hepimizin sendikası grubu olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık yolunda sınıf mücadelesini sürdüreceğiz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye mücadelemiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri. PKK kaybedecek, FETÖ kaybedecek.